Mutfağımdan merhaba. Bugün size Akdeniz'in çok sevilen bir meyvesi olan hambalis, bilinen adıyla Mersin meyvesinin reçelini yapacağım. Biraz farklı yapacağız. Elimde iki çeşit var. Bunları güzelce ayıkladım. Bol suda yıkadım. Biraz da suda beklettim. Bu şekilde karıştırarak temizliyorum. Sonra suyunu süzdüm. Ve üzerine 3,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bu meyvenin çok da fazla suyu yok. O yüzden birazcık su şekerde bekletmek yeterlidir. Sonra tencereye alıyorum. Orta ateşte 1 bardak su ilave ederek ve şimdi evet sürprizim buydu. Elma vişne suyuyla pişireceğim bugün. 1 bardak da meyve suyu ekliyorum. Orta ateşte karıştırarak şekerini eritiyorum. Bana suyu birazcık az gibi geldi. Yarım bardak daha meyve suyu eklemek istiyorum. Evet, güzelce karıştırıyorum. Şekerleri erisin. İçerisine 2 dilim limon koyuyoruz. O limon dilimleriyle de 45 dakika kadar yumuşana kadar pişecek. 45 dakika geçti ve güzelce bunu mikserden geçiriyoruz. Küçük küçük çekirdekleri var ve ben karadut reçeline benzettim. Gayet de lezzetli bir tadı oldu. Sıcakken kavanozlara dolduruyorum. Siz de öyle yapın. Çünkü çok fazla şeker kullanmadık. Şimdi test zamanı. Güzelce soğudu. Bir dilim ekmeğin üzerine reçelimizden sürüyoruz. İnanılmaz farklı bir aroması var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde harika da oldu. Yoğunluğu da kıvamı da çok güzel oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.